Görüntüde problem yok herhalde. Ekranı tam olarak görebiliyorsunuz. Evet, gayet iyi. Şahane. Şimdi ben bugün Ilanco'nun klasik veri silme çözümleri hakkında neler bize sunduğunu, ne gibi yazılımlar ürettiği hakkında temel bilgiler vereceğim. Klasik veri silme çözümlerinin neden yeterli olmadığını, Ilanco ile bunu nasıl handle ettiğimizden bahsedeceğim. Şimdi Ilanco hakkında ilk vermemiz gereken bilgi 97 yılında kurulmuş bir firma. 23. yılını doldurmuş durumda şu an. Ve 66 ülkeye şu an aktif olarak destek veriyor. İşte kullandığı yazılımların 1 milyon cihazın güvenli silme oranında bir rakamı var. 100 milyondan fazla bir satışa sahip ve üzerinde bulunan 18 tane sertifika regülasyon heyetinin onayı var. Bunların öneminden birazdan bahsedeceğim. Şimdi Blanco ekibinin küresel dağılımına biraz bakalım. Finlandiya merkezli bir firma aslında. Finlandiya'da kurulmuş. Daha sonra merkezini Amerika Birleşik Devletleri'ne taşımış bir firma. Burada gördüğümüz rakamlar küresel olarak ekip dağılımını gösteriyor bize. Ekibinin bu kadar geniş olmasının nedeni aslında daha çok Ar-Ge ekibi mevcut. Yani şundan bahsediyorum. Dünya üzerinde çıkan herhangi bir teknolojinin nasıl silinebileceğine kafayı yoran bir firma Blanco. Örnek veriyorum, herhangi bir mobil cihaz veya bir disk üretildiği anda ilgili üreticiyle entegre olup bunu nasıl silebileceğine dair metotlar geliştiriyor. O yüzden ekibi bu kadar geniş. Şimdi veri koruma hakkında genel bilgilerimizi, neleri doğru, neleri yanlış biliyoruz, onlardan bahsedeceğim. Yani aslında Blanco gibi bir ürüne neden ihtiyacımız var? Buna değineceğiz. BT varlıkların imha edilme aşamaları hakkında birkaç soruya bakalım. Bazı kişiler ilgili BT varlığı, bilgisayar olsun, disk olsun veya bir mobil cihaz veya bir USB aygıtı bunu imha etme metodu olarak ilgili güç biriminden çıkarıp mesela bir bilgisayarı güvenli bir yerde muhafaza edip ek olarak da bu diski kriptolayıp bir yerde muhafaza etmeyi tercih ediyor. Bunun yeterli olmama nedeni aslında arka planda bir diskin başka bir kişi tarafından, üçüncü bir kişi tarafından elde edilip kriptosunun kırılma ihtimali olması. Yani aslında veri kriptolu da olsa arka planda bir şekilde kalmış oluyor. Yani tam bir imhadan bahsetmiyor. İkinci metot direkt silme. Bunu aslında hepimiz biliyoruz. Bir veriyi belgelerinden veya masaüstü üzerinden kaldırdığımızda veriyi sadece ilgili yerden geri dönüşüm kutusuna taşımış oluyoruz. Aslında bir silme işlemi orada gerçekleştirmiyoruz. Geri dönüşüm kutusunu boşalttığımızda ise yine aynı şekilde diskin sadece geri dönüşüm kutusundaki yerini yani yeniden yazılabilir hale getiriyoruz aslında o alanı. Bunun üzerine de format diff veya ilgili diski fabrika ayarlarını döndürdüğümüzde aslında diski klasik metotla düşünürsek pointer'ını yani konum verisini kaybediyoruz. Yani veri hala orada kalıyor. Sadece ilgili işletim sistemi o veriyi nasıl bulacağını unutuyor. Burada formatlama aşamamız da bu oluyor. Yani formatlamanın iki çeşit metodu var. Mesela bir quick format dediğimiz klasik sadece konum verisini elde edip bir de full format dediğimiz aslında üzerine bir de işletim sistemini tekrar yükleme aşamasından bahsediyorum. Onun da yeterli kalmadığı alanlar şu. Aslında işletim sistemini tekrar yüklediğimizde yeni bir veri yazıyoruz diske. Ama bu eski verilerin üzerine tamamen yazılmıyor. Diskin gizli alanları var. Ona da birazdan bahsedeceğim. HBO, DCO gibi o alanları dokunmamakla beraber batch sektörleri de onaramıyor. Yani burada HBO, DCO olanın önemi şu aslında. Yani biz mesela bir format attığımızda
Eğer disk arka planda bir mesela bir zararlı yazılım içeriyorsa genelde zararlı yazılımlar aslında HBO, DCO gibi alanlara atılıyor. Bunun da nedeni şu. İlgili atak yapan kişi disk format atıldığında dahi bunun yok edilmesini istemiyor. O disk format atılsa bile o zararlı yazılımın içinde barınmasını istediğinden aslında zararlı yazılımı HBO, DCO gibi bir alana saklıyor. O yüzden biz bir yeni bir işletim sistemi yüklesek de arka planda zararlı yazılım kalmış oluyor veya gizli bir veri kalmış oluyor. Son metot olarak bazı firmalardan duyduğumuzda ücretsiz veya açık kaynaklı veri silme çözümünü kullandığını, bunun da yeterli olduğunu söylüyor bize. Ama aslında burada Blanco'yu farklı kılan olay içinde bulunan sertifikasyon veri regülasyon heyetlerinden aldığı onay, bunu dijital bir imzayla bir rapor halinde bize sunup ilgili regülasyon heyetlerinden onay alıp yapıyor. Çünkü bunun nedeni de örnek veriyorum, bir şirketsiniz, çalışanınız iş yerinden ayrıldı ve sizden kişisel verisinin imha edilmesini istedi. Siz bunu açık kaynaklı bir veri silme çözümüyle yaparsanız bu aslında tam anlamıyla bir kanıt olmamış oluyor. Yani kişi herhangi bir kuruma şikayette bulunduğunda bunun bir kanıtı gerçekten oluşmamış oluyor profesyonel bir çözüm kullanılmadıkça. Şimdi klasik formatlama yönteminde aslında bizim sildiğimiz alan şurada gördüğümüz indeks alanı. Yani bir kitap örneğinden biçecek olursak kitabın herhangi bir kitabın veya bir çalışma kitabının bir indeks bölümü, içindekiler bölümü vardır. İçindekiler bölümü size aslında kitabın içindeki aradığınız sayfayı kolay bulmanızı sağlar. Diskteki mantık da aynı şekilde. Yani konum verisini disk bir, siz mesela bir bilgisayara bir komut yolladınız. Örnek veriyorum bir film açmaya çalışıyorsunuz. O filmi disk sakladığı yeri indeks aracıyla buluyor. Eğer indeksi silersek, yani bir formatlama aşamasında indeksi silersek veri aslında arka planda kalmış oluyor. Biz aslında şunu yapıyoruz. İndeks silindiğinde konum verisi yok oluyor ve biz o diskin mesela 1 GB'lık bir film düşünelim. 1 GB'lık filmin yazıldığı diskteki veri müsait hale, yani tekrar yazılabilir hale geliyor. Biz onun üzerine yeni veriyi yazmadıkça o diskteki aslında veri hala mevcut olmuş oluyor. İkinci durumda da yani bunları yaptığını düşünen, işte belli standartlarda sildiğini iddia eden bir açık kaynaklı bir yazılımda bunun regülasyon heyetlerinden onay almadığı için yetersiz kalıyor. Şimdi HDD yapılarından bahsedeceğim. Sabit sürücüdeki kritik alanlardan. Burada bizim aslında diski kullanırken temel kullandığımız bölüm, veriyi yazdığımız bölüm burası. Kırmızıda gördüğünüz data alanı. Onun dışında HBO, DCO gibi kritik alanlar var daha demin bahsettiğim. Bu alanlarda aslında mesela örnek veriyorum bir Samsung disk düşünelim. İlgili Samsung diskin diskle ilgili kurulum verileri, form fabrika ayarları gibi temel ayarlar bu alanlarda barınıyor. İlgili markada bu alanlara dokunulmaması için belli freeze lock gibi kilitler koyuyor. Yani bizim öncelikle o freeze lock kilidini kaldırıp bu alanları silecek ilgili Samsung yazılımının, Samsung diskinin yazılım kodlarını elde etmemiz lazım. Daha demin değindiğimde hani Ar-Ge ekibi dünya çapında çalışmasının nedeni de o aslında. Dünya üzerinde yeni çıkan bir örnek görüyorum. Bir marka disk ürettiği durumda o diskin özel yazılım komutlarını alıp bunu nasıl sileceğini öğrenip kendi yazılımına bunu ekliyor Blanco. Şimdi burada aslında silme dediğimiz olaya biraz değinebiliriz. Disk dediğimiz alan aslında platterlardan, tabakalardan oluşmuş bir alan. Bir diskin üzerinde 3-4 tane platter barınıyor.
ve üzerinde bir okuma yazma başlığı olup aslında bizim yaptığımız her hareket, diskin üzerine yeni bir yazma işlemi olsun veya bir internet üzerinde bir Facebook'a girme, başka bir aktivitenin hepsi aslında arka planda diskin üzerindeki binary değerlerle oynamamızı ifade ediyor. Örnek veriyorum, ben bir dosya yazdığımda onun bana arka planda görüntüsü, mesela bu ekranın görüntüsü bu kadar çözünürlüğü yüksekken arkada aslında 1 ve 0'ları bana ifade ediyor. Yani bizim aslında arka planda yaptığımız tek şey 1 ile 0'lar. Yani sektörler üzerinde, platterların üzerindeki sektörler üzerinde işlem yapma durumu. Biz bu veriyi silerken de aslında veri silme diye bir şey yapmıyoruz. Buradaki manyetik başlığı şöyle düşünürsek, diskin üzerindeki 1 ve 0'ın yönlerini değiştiriyoruz. Bunları diskin üzerindeki şuradaki tüm alanların binary yönlerini 0 yaparak gerçekleştiriyoruz. Aslında veri imhadan kastımız bu. Bir veri silme işlemi aslında verinin üzerine tekrar sabit bir pasifize bir kodla yazma işlemi oluyor. Daha demin dediğim gibi burada Blanco'nun çalışma metodunda aslında dünya çapında dağılan Ar-Ge ekibi çeşitli firmalardan, yeni üretilen cihazlardan yazılım silme komutlarını elde edip paternlerini alıp nasıl sileceğini öğrenip kendi yazılımını ekliyor. Ve veri sildikten sonra aslında bu sertifikanın yani raporun önemi burada çıkıyor. Silindikten sonra elde ettiği digital signature dediğimiz silme imzası ibaresini silme işlemi sonunda ilgili diskin sektörlerinden birine yazıp bunu diski tekrar satılabilir, tekrar kullanılabilir veya herhangi bir kuruma bağışlanabilir hale getiriyor. Ve bu raporlar Common Criteria, NATO, işte ISO 27001, TÜV gibi sertifikasyon heyetlerinden onay almış durumda. Şimdi nasıl çalıştığına bakalım. Aslında arka planda yazılım çalıştığında, Blanco çalıştığında aşama aşama neler yapıyor? Bir onu inceleyelim. İlk olarak diskin, o daha demin bahsettiğim freeze lock kilidini kaldırıyor. Yani dokunulmaması gereken HBO, DCO alanlarına dokunması için ilk olarak bu kilidi kaldırıyor. Ardından yazılım tabanlı kod komutlarını çalıştırıyor kendi yazılım içinde. Önce cihazı tanıyor. Örnek veriyorum, Samsung'un bir NVMe diskini olduğunu anlayıp bunun komutları içinde barındığı için o komutları çalıştırıp bir aşama başlatıyor. Ardından diskin üzerindeki bir bad sektör varsa, hatalı bir sektör varsa bunun onarımını gerçekleştiriyor. Onun sonucunda da işte asıl sildiğimiz gizli alanları, HBO ve DCO gibi alanları temizliyor. Bunun sonucunda da işte drive partition dediğimiz aslında diskimizin partition yapısını yöneten, datalarımızı yöneten bölgeleri temizliyor en son olarak. Onun sonunda da silme sırasında çıkan arızaları tespit etmek için silmeyi doğrulayan bir mekanizma çalıştırıyor. Silme işlemi sırasında bir hata çıktı mı? Freeze lock kaldırılmasında bir sıkıntı var mı? Bad sektör kaldırılmasında bir sıkıntı var mı? Bunları tespit edip raporun içine bana eğer bir arıza olduysa o ibareyi de ekliyor. Burada silme standartlarından kısaca bahsedeceğim. Aslında silme standart dediğimiz, daha demin anlattım, bir aslında bir silme yapmıyoruz. Bir overwrite, yani üzerine yazma işlemi gerçekleştiriyoruz. Onu da diskin üzerindeki tüm binary değerleri sıfırlayarak yapıyoruz. Burada değişik standartlar var. Aslında bu sıfırlama işlemini normalde bir kere yaparken bazı regülasyon heyetleri, işte Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı kurumlar bunun birden fazla yapılmasını istediği durumlar olabiliyor. Mesela .5220-22M modülü bu 3 kere bir döngü çalıştırıyor. Yani 3 kereden şundan kastım. İlk olarak diski tüm binary değerlerini sıfırlıyor, sonra birliyor, sonra sıfırlıyor. Aslında böyle yaptığı bir işlem.
Bunun değişik algoritmaları var. Peter Gutmann algoritması mesela 35 kere siliyor veya diğer bir algoritma 7 kere siliyor. Bunun gibi içinde matematiksel algoritmalar mevcut. Peki bir diski tamamen imha edebilmek için kaç kere üzerine yazma metodu geliştirmeliyim diye bir sorulmuş. Burada veri kurtarma laboratuvarlarının veriyi tekrar elde edememesi için bir kere silme işleminin yeterli olduğu saptanmış. Ama tabii dediğim gibi bazen organizasyon esasları ve kanunları göre bu durum değişiklik gösterebiliyor. Şimdi ürün ailesine gireceğim. Buraya kadar bir sorunuz var mı? Anlaşılmadık bir nokta. Tamamdır, devam ediyorum. Şimdi ürün ailesini incelediğimizde aslında temel ürünler en popüler olan Türkiye'de de konuşulan disk eraser yani driver eraser ürünü. Klasik bir HDD, SSD disklerin silindiği ürün. Onun dışında merkezi yönetim yaptığımız, ürünleri tek bir arayüzden, ara birimden yönettiğimiz management konsolu, yönetim konsolu ürünü mevcut. Onun dışında mobil cihazları sildiğimiz, spesifik dosyaları sildiğimiz veya USB, küçük kayıtlar, SD kart gibi uygulamaları sildiğimiz, çıkarabilir medya silme yazılımı var. Onun dışında Loon Eraser, sanal makine silim gibi çözümlerimiz mevcut. İlk olarak disk silme yani Drive Eraser'dan bahsedeceğim. Burada Drive Eraser'ın yaptığı aslında Drive Eraser bir tane yazılım. Bunu ilgili bir herhangi bir USB'ye ISO dosyası şeklinde eklediğimizde bilgisayarı bu USB üzerinden boot edip yeniden başlatma işlemi gerçekleştiriyoruz. Boot edilen disk aslında arka planda yeni bir bize bir arayüz getiriyor. Burada gördüğümüz. Yazılım o bilgisayar üzerinde bulduğu diskleri tanımlıyor. Mesela burada iki tane bulmuş. Bunlar üzerinde silme işlemi yapmadan önce ilgili bilgisayar mesela bir yere bağışlanacağını düşünelim. Veya bir iki ay atıl yatacak mesela bir çalışanın bilgisayarı. O bilgisayarın bir donanım testine tabi tutulması istendiği durumlar oluyor. Yani herhangi bir çalışan işten ayrılırken acaba kamerasında, USB ayarında veya ekranında bir sıkıntı var mı? Bunun da test edilmesi için ayrı bir tool geliştirmişler. Arka planda CPU, anakart, işte ekran görüntüsü veya kamera gibi aygıtların testini yapıp bunun başarı durumlarını da ek bir rapor halinde bana sunuyor. Burada aslında yani bizim bu anlattıklarımız göre arka planda 3 farklı yazılım çalışıyor. Bir tanesi varlık tanılama. Yani ilk olarak dediğim gibi arka planda hangi diskler var? Bunun ismini, seri numarasını, modelini önce bir tanımlıyor. Ardından o diskin takılı olduğu bilgisayar hakkında veya sunucu hakkında bir profil çıkartıyor. İşte o bilgisayarın model, markası, içinde bulunan network adaptörleri, donanımlarının temel bir profilini çıkartıyor. Ardından da bunlar üzerinde bir silme işlemi gerçekleştiriyor. Aslında 3 tane farklı yazılım bir arada çalışıyor. Ve bunların akabinde 2 tane bana rapor çıkartıyor. Bir tanesi varlığın raporuna dair bir rapor. İkincisi de silme işlemini bana gösteren bir rapor çıkartıyor. PDF ve XML halinde. Burada iki farklı raporu da yan yana görebiliriz. Birincisi Data Eraser Report, ikincisi Hardware Report olarak. Burada donanım hakkında, varlık hakkında bir profil çıkartıyor bana. Mesela manufacturer, işte Dell bir laptop olduğunu tanımlıyor. Biraz görüntü kalitesi düşük olacaktır da anlaşılabilir diye düşünüyorum.
İşte model olarak Latitude E 65030 modeli, seri numarası, içinde bulunan disk modelleri, network adaptörler, USB device'ler gibi donanım hakkında bana bir profil çıkartıyor. Bunun sonucunda da istersen bir hardware check yapıp ilgili CPU anakartta bir problem var mı yok mu bunu teşhis edebiliyorum. Aslında opsiyonel. Varlık hakkında bir rapor almak istediğinizde de bunu çıkartabiliyorsunuz. Ama bizim asıl ilgilendiğimiz kısım Data Erasure Report dediğimiz bölüm. Bu Data Erasure Report'ta işte hangi standardı kullanarak, yani kaç kere döngü yapıp sileceksek, arka planda sileceğimiz disk hakkında temel bilgileri bana çıkartıyor. Ve bunlar sonucunda da şurada Digital Signature dediğim silme işlemini kanıtlayan o disk üzerinde herhangi bir sektöre yazdığı dijital imzayı da raporu eklemiş oluyor. İkinci bir çözüm yönetim konsolu. Aslında yönetim konsolu dediğimiz bu süreçleri daha otomatik, daha merkezi yapmamıza olanak sağlayan bir ürün. Yönetim konsolunda Blanco ailesindeki tüm ürünleri yapıya adapte edebiliyorsunuz. Yani tek bir arayüzden tüm ürünlerin yönetimini, uzaktan silme işlemlerini veya rol bazlı dağıtımları yapabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, şirketinizde yani dağınık bir yapı var. Sadece bir kişi diskleri silmiyor. 5-6 kişi bu silme işlemini gerçekleştiriyor. Bunları görev dağılımı yapabilirsiniz. Örnek veriyorum, mobil cihazları sadece şu iki kişi silsin, diskler üzerinde şu iki kişi rol alsın gibi görev dağılımı yapabiliyorsunuz. Ayrıyeten de en güzel tarafı, en önemli tarafı, Management Console haberleştiği tüm bilgisayarlar üzerinde uzaktan silme komutu çalıştırıyor. DriveRazor gibi, yani DriveRazor'da ne yapıyoruz? USB bilgisayara takıp bu ettiğimiz işlemi Management Console arayüzünden uzak bir komutla otomasyon bir şekilde halledebiliyoruz. Bu şekilde bir dashboard ekranı mevcut. Bir Java uygulaması olarak çalışıyor. Tabii bir veri tabanı tarafından da destekleniyor. İlgili raporlar, bileşenler bir veri tabanında barınıyor. İkinci çözüm yine yönetim konsolunun sadece cloud versiyonu, farkı. Amazon ortamlarında barınan, yani sizin herhangi bir güncelleme, update gibi süreçleri kendiniz yapmamızı, bunu Blanco ailesine bırakmanızı olanak sağlayan bir sunucu masrafından vesaire, update masrafından ayrı olmanızı sağlayan bir ürün ailesi. cloudblanco.com üzerinden erişip cloud ortamı olduğu için raporlarınızı içeri, mesela bir disk üzerinden bir rapor aldığınızda ilgili ara birime aktarmanızı olanak sağlıyor. Ve burada raporlarınızı ekledikten sonra Management Console gibi ürünün aslında asıl kullanım amacı çok disk silinen nokta vardı. Mesela bir bilgisayar üreticisiniz. Sürekli bir arıza tespit edilen bilgisayarlar geliyor. Bunları sürekli atıla çıkartıyorsunuz veya bir köşeye koyuyorsunuz. Bunlar hakkında artık raporlar, silme işlemleri çok yükseldiği zaman 50-60 taneden gibi basit rakamlardan ziyade raporlar 500-600 gibi bir niceliğe çıktığı noktada raporları kolaylıkla filtrelemenizi olanak sağlıyor. Yani tek tek bir belgelerin veya bir raporları barındırdığınız bir dosyadan ziyade burada filtreleyip kendi istediğiniz içeriklere göre isterseniz ürün bazında
İsterseniz mesela disk kapasitesi veya seri numarası gibi niteliklere göre arama yapabiliyorsunuz. Böylece kolaylıkla ilgili rapora erişebiliyorsunuz. Diğer bir ürün mobil cihaz teşhisi ve silme. Tablet, akıllı telefonlar gibi cihazları sildiğimiz bir çözüm. Burada mesela şirketten ayrılan, şirket telefonunu kullanan personellerin telefonlarının içindeki veriyi sıfırlama işlemini yaptığımız bir çözüm. Aynı zamanda da tıpkı şeydeki gibi, DriveRazor'daki gibi bir teste tabi tutuyor mobil cihazınızı. iOS için 32 tane testi içinde mevcut. Android için de 39 testi mevcut. İlgili telefon üzerinde bir sınama testi tabi tutuyor. Yani içindeki kamera, görüntü veya bir connectivity dediğimiz Wi-Fi cihazı gibi donanımlarda bir problem var mı? Onu test ediyor arka planda bir Siri bazlı. Ve bunun sonucunu arka planda size tıpkı DriveRazor'daki gibi raporluyor. Bir masaüstü uygulaması olarak düşünelim. Bilgisayar masaüstü uygulamasını kuruyorsunuz. O masaüstü bilgisayara telefonlarınızı, silmek istediğiniz telefonları taktıktan sonra ilgili aygıtlar yazılım tarafından tanınıyor. iPhone, işte Android, Lumia gibi telefonlar bulmuş burada. Ve bunların silme işlemini başladıktan sonra arka planda bir silme hatası aldığınızı, silindiğine ve ne kadar sürede silindiğine dair bir sonucunu görüyorsunuz. Sıradaki çözümümüz de Blanco dosya silme, yani FileRazor dediğimiz çözüm. Burada genelde bu ürünü kullanılma durumları şöyle oluyor. Bir şirkette bir İK yöneticisinin bilgisayarında çok sayıda CV'ler barınıyor. Ve bunlar dağınık yapıda olduğu için genelde kontrol edilemiyor. FileRazor'ı bir çok basit bir uygulama olarak ilgili hedef noktaya, mesela insan kaynakları çalışanının bilgisayarına kurduğumuzda kendi dosyalarını sürükle bırak yöntemiyle ürüne ekliyor. Mesela 3 tane burada dosya eklemiş. Ve ardından arka planda bir optimizasyon işlemi yapıyor. Sadece ilgili dosyayı silmiyor. O bilgisayardaki geri dönüşüm kutusunu kalıcı olarak da silmiş oluyor. Yani silinen arka planda geri dönüşüm kutusundan kaldırdığınız veriler de tamamıyla silinmiş oluyor. Onun dışında geçici internet ve sistem dosyalarını da diskinizde yaratıp açmak adına siliyor. Ve slack space dediğimiz alan aslında şöyle bir alan. İlgili bilgisayarda mesela bir Word dosyanız var. 20 sayfalık bir Word dosyanız. Günün birinde o 20 sayfalık Word dosyasından 3 sayfayı silip kaldırdınız. Aslında siz onun silindiğini düşünseniz de orada Slack Space diye bir alanda o saklanıyor. Yani ilgili dosyayı yarattıktan sonra o dosya üzerinde yaptığınız her revizyon işleminin kayıtları arka planda Slack Space diye bir alanda saklanıyor. Bu da diskte uzun bir süre diski kullandığınızda ciddi kapasiteler barındırabiliyor. FileRazor ürünü bu Slack Space'leri de aynı zamanda optimizasyon için size siliyor. Ve en sonunda eraser algoritm dediğimiz, yani silme algoritmasını da burada belirliyorsunuz. O döngüyü kaç kere yapacağınızı belirleyip. Bunu elle yapmakla beraber script aracılığıyla da yapabiliriz. Yani bir insan kaynakları çalışanı, personeli CV'lere eklediği klasörü belirleyip şöyle bir script yazılabilir o bilgisayara. Şu klasörde
tarihi 6 ayı geçmiş tüm PDF'leri SID şeklinde bir script yazıp arka planda tüm bu süreçlerin otomatik işlemesini sağlayabiliyoruz. Ve bunların raporu da bilgisayarda aynı şekilde bir saydam bir şekilde, transparan bir şekilde saklanabilir. Aynı zamanda Active Directory grup polisi politikalarına da adapte olabiliyor. Belirlediğiniz politikalar geri mesela şöyle bir kural yazabiliyorsunuz. Misafir bir bilgisayar olabilir, eğitim bilgisayarı olabilir. Bireysel dosyanın konumunu belirtip bu bilgisayardan logout yapıldığında, oturum kapatıldığında ilgili bireysel dosyalar otomatik silinsin şeklinde Active Directory yapısını adapte edebiliyorsunuz. Bunu aynı zamanda geri dönüşüm kutusu içinde yapabilirsiniz. İlgili belirli bir süreden sonra geri dönüşüm kutusunu kalıcı olarak sil diyebiliyorsunuz. Ve bunun sonunda da basit bir rapor çıkartıyor. Sildiği dosyanın isimlerini içeren, boyutunu içeren bir kanıt raporu size çıkartıyor. Yarın bir gün bu istendiğinde, bu dosya silinip silinmediği istendiğinde böyle bir rapor gösterebiliyorsunuz. Diğer bir ürünümüz çıkarabilir medya silme. Çıkarabilir medya derken aslında USB olsun, burada zaten şeyden bakabiliriz. SD kartlar olsun, micro SD'ler olsun. Küçük herhangi bir ara birimi silmemize kolaylık sağlayan bir ürün. Burada grafiksel olarak anlatılmış. Kullanımı yine bilgisayar üzerine kurduğunuz bir yazılımla işte ilgili SD kart mı, USB mi onu bilgisayarınıza bağlayıp blanko tarafından tanımlandıktan sonra silme işlemini başlatıyorsunuz. Diğer bir çözümümüz blankoluğun silme. Aslında bu veri depolama hizmeti veren firmaların veya verisi çok ciddi boyutta olup artık bunu dağınık bir yapıda kullanan firmaların ilgilenebileceği bir çözüm. Aslında LUN dediğimiz, mantıksal birim numarası dediğimiz, fiziksel veri depolama cihazlarının üzerine konfigüre edilen sanal sürücü sistemlerine deniliyor. Şuradan bir örnekle anlatacak olursak aslında LUN dediğimiz bir arka planda veri depolama yapan firmaları garantiye alan bir yapı. Örnek veriyorum. Burada 4 tane sunucumuz var. Burada gördüğünüz her bir şekil bir diski ifade ettiğini düşünün. Bir şirketin, bir kurumun verisini sadece bir sunucuda saklarsanız burada tüm veriler eğer server bir herhangi bir hasar görürse tamamen kişinin verisi ortadan kalkabiliyor. Ama LUN yapısıyla, Logical Unit Number yapısıyla mesela burada maviyle gösterdiğimiz yer X müşteri, kırmızıyla gösterdiğimiz yer Y müşterinin verisi olarak düşünebiliriz. Burada gördüğünüz gibi dağınık bir yapıda saklanıyor. Örnek veriyorum server bile bir şey olsa da kırmızı Y müşterisinin verisi 3 tane sunucuda daha barınmış oluyor. Wait yapısıyla sağlanıyor bu. Yani normalde biz LUN gibi RAID yapısı olmayan yapılarda driverizer'la bu işi çözebiliyoruz. Ama verinin dağınık yapıda konumlandığı noktalarda LUN Razer gibi bir çözüm kullanmamız lazım. Yani ilgili RAID yapısına dokunmadan sadece LUN numarasını tespit edip orada LUN'a göre bir silme işlemi yapmamız gerekiyor. Burada ürünün çoklu ortamda çalışma desteği var. İşte Dell, EMC, HPA, NetApp, Hitachi, Oracle gibi teknolojilerle beraber çalışabiliyor. Mantıksal seviyede sildiği için de RAID konfigürasyonuna dokunmuyor. Arkada herhangi bir süreci değiştirmeden
Sadece şunu yapabiliyor. İşte ilgili müşteri bir veri depolama hizmeti alıyor bir firmadan, büyük bir firmadan. Artık ayrılmak istediğini söylüyor. Herhangi bir şirkette verisi kalsın istemiyor. Bu verisinin çözümünü kullanarak ilgili firma müşterinin verisini kolaylıkla silebiliyor. Aynı zamanda Management Console'la da kullanılabilen bir çözüm. Ürünü direkt veri depolama cihazının işletim sistemine kurabilirsiniz veya network veri işleminden herhangi bir ayrı bir sunucuya da kurabilirsiniz. Dediğimiz gibi işte Blanco disk silme yani Driver Eraser dediğimiz yazılım veri depolama ortamlarında yeterli kalmıyor. Bunun için Blanco Eraser en iyi seçenek olmuş oluyor. Raporunu da bu şekilde görebiliyoruz. Aynı şekilde bir rapor alma sistemi var. Ve bunu optimize bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Şimdi veri depolama ortamlarında sürekli bir veri yazılıp okunma işlemi var. Şimdi biz mesela bir veriyi silmeye çalıştığımızda veri depolama ortamını yavaşlatabiliriz. Bunu optimum şekilde yapmak için bir buffer size belirleyebiliyorum. Yani saniyede mesela 1 megabayt sil. Yani ilgili firmanın bir acelesi yoktur. Bunu 1-2 günde de silebilir ama cevap verme süresini bozmamak adına bir buffer size belirleyip bir soru geldi galiba. Tamamdır. Dediğim gibi buraya bir buffer size atayabiliyoruz. Veya bir politikalarla, komut sistemi aracılığıyla otomatik komutlarla mesela şulun bir sene sonra silinsin gibi ayarlar gerçekleştirebiliyoruz. Ve hareketle kayıt altına bunları alabiliyoruz. Eğer Management Console'la beraber kullanırsak işte ilgili süreç biraz uzun sürüyor. Çünkü bir loon sildiğimizde aslında terabaytlarca veri sürüyoruz ve bir anda silinmiyor. Bunun durumunu takip edebilmek için de SMS ve e-posta bildirimi alabilirsiniz. İlgili loon başarıyla silindiğinde telefonunuza veya e-mail adresinize mesaj gelebilir. Sonuncu çözümümüzde sanal makine silme dediğimiz hypervisor katmanında silme işlemi gerçekleştiren bir çözüm. Burada ister bir VM yani şey ortamı düşünelim, sanal ortamı düşünelim. Bir parent seviye vardır. İşte altında sanal makinelerin depolandığı bir parent bölümü vardır. Bir de child katmanında spesifik bir tane makine seçersiniz. Onun üzerinde bir yönetim sergilersiniz. Burada iki seviyede de silme gerçekleştirebiliyor. İsterseniz parent seviyede bir silme gerçekleştirip altındaki tüm sanal makineleri silebilirsiniz. İsterseniz spesifik bir tane makineyi seçip yani bunu da uygulama ara biriminde çok kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Mesela VMware veya Hyper-V ile entegre olduğunda makine listesi size geliyor. Bunu sağ klik metoduyla gibi düşünebilirsiniz. İlgili sanal makineyi sıfırla dediğiniz arkada bir işlem başlatıyor. Sadece de işte belli platformlarda değil aklınıza gelen tüm sanal ortamlarında çalışabiliyor. VMware, Hyper-V, Oracle VirtualBox veya Strix gibi ortamlarda çalışabiliyor. Onun yanında sanal makine silmeyip sadece sanal disk silmek istenen durumlarda da destek verebiliyor. Lisans metodu da silmek istediğiniz sanal makine başında bir lisanslama metodu var. Aynı zamanda VMware'in teknoloji partneri olarak çalışıyor. vCenter entegrasyonu sayesinde direkt VMware ortamına adapte olup rahatlıkla silme işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz.
Burada da raporları alıyoruz. Yine raporlar içinde bu ürünlerde de kamu kriteri ISO 27001, TÜV, National Cyber Center gibi regülasyon heyetlerinde onayı mevcut. Yine Lunraiser gibi burada da ortam yavaşlamasın diye belli buffer, saniyede kullanılacak megabyte değerleri gibi ayarlarınızı ayarlayıp ortamı yavaşlatmadan ürünü silme amaçlı kullanabiliyorsunuz. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Sizin soracağınız anlaşılmadık bir nokta var mıdır? Dinliyorum. Teşekkürler. Rica ederim. Merhaba, bir şey sorabilir miyim? Netcore'dan Yıldız ben. Merhaba Yıldız'ım. Tabii ki. Lisanslaması nasıl oluyor? Hangi ürün için soruyorsunuz? Yani her ürünün ayrı ayrı mı? Yoksa tek bir modül mü var? Modül modül mü alıyoruz? Bir ürünü almak zorunda mıyız? Koray Bey de cevap verir. Koray istersen sen al abi. Lisanslaması üründen ürüne değişiyor. Mesela Dry Eraser ürününde ya da telefon silmek için olan Mobile Eraser ürününde sileceğiniz disk başına ya da telefon başına bir lisanslama yapılıyor. Sanal makine silmede de aynı şekilde. Ama mesela File Eraser alacaksanız bunu kuracağınız bilgisayar sayısı üzerine. Mesela bir müşterinizin 100 tane bilgisayarı var. File Eraser kullanmak istiyorlar. Tüm bilgisayarlara File Eraser kuracağı için 100 adet olarak lisanslanıyor. Ya da Lani Eraser silme alınacaksa terabyte başına bir lisanslaması var. Yani lisanslaması üründen ürüne çok farklılaşabiliyor. Tamam. Tamam, teşekkür ederim, sağ olun. Merhaba. Merhaba. Aynı firmadan Elçin Merhaba. ben. Netcore. Bu şeyi paylaşabilir misiniz bizimle, sunumu? Tabii ki. Tamamdır. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Kolay Rica gelsin. ederim. Fırat chat'te de sanırım soru olabilir. Yanıyor. Baktım abi, çok yok gibi. Merhaba, ben de bir soru soracağım da Sentra'dan Sevde ben. Merhaba. Sanal makine yani hypervisor katmanı silme genelde hangi senaryolarda karşımıza çıkıyor? Diğerlerini söyledik ama bunun sonu Tabii ki es geçmiş olabilirim. Aslında şöyle ortamlar olabiliyor. Mesela sanal bir ortamı eğitim amacıyla kullanan firmalar olabilir. Mesela bunu Türk Hava Yolları yapıyor. Sanal ortamını açtığı durumda mesela kişi bir hafta boyunca o sanal makineyi kullanıyor. Ve artık test eğitim ortamı bitiminde olanlar olabilir belki. Test için kullananlar. test için yani tabii orada mesela bir simülasyon programı çalışıyor sanal makinede. Bununla beraber de belki o bir iki haftalık dilimde içinde bir kişisel verisi belki barınıyor olabilir. Onun silinmesi istenen durumlarda karşımıza çıkıyor. Yani genelde bir müşteriye temin edildiğinde sanal sunucu böyle bir ürün fırsat doğurabilir. Çok kısa bir sorum daha olacak. Sadece yönetim konsolu mu cloud opsiyonu var? Diğerlerinin hepsi on-prem'de çalışıyor, değil mi? Aynen öyle. Sadece yönetim konsolunun Amazon üzerindeki cloud opsiyonu mevcut. O kadar. Aynen öyle. Zaten fiziksel olarak dokunmamız gereken bir nokta oluyor yani Sevda Hanım. Sonuçta bir disk sileceksiniz. O diskin üzerine dokunmanız gereken noktada bir cloud çözümüyle bunu sağlayamıyorsunuz. Fiziksel bir ortamda yapılması gerekiyor. Veya bir USB aygıtını sileceksiniz. Onu da keza öyle ama lisanslamayı şu şekilde yapılabiliyor. O daha mı uygun olur bilmiyorum. Koray Bey de cevap verebilir. İşte Management Console üzerinde lisanslama, bir de HP şeklinde bir lisanslama modeli var. Hangisinin daha avantajlı olduğunu Koray Bey daha iyi biliyordur. O bilgi verebilir. Şimdi şu şekilde, Management Console alırsanız Tamam. birden fazla ürünle beraber Management Console'u kullanabiliyorsunuz ve tüm silme raporlarınız bu Management Console üstünde depolanıyor. Bu daha çok
büyük sayıdaki silme lisansları ya da büyük firmalar için önerdiğimiz bir şey. Çünkü maliyeti, yani eğer küçük bir müşteriniz varsa 50 tane disk silme alacaksa maliyeti biraz fazla oluyor management konsolun. Ayrıca yani... management konsolun artısı aynı anda birden fazla disk silebilmek. Ama eğer management konsolu almazsanız sadece blanko tarafında lisansların tutulduğu HASP-K adı altında bir USB dongle var. Onu da verebiliyoruz. Eğer bu USB'yi de alırsanız USB'yi taktığınız zaman lisansları kontür gibi eksilte eksilte silerek bu USB vasıtasıyla silme işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama bu durumda raporu manuel olarak başka bir USB'yi almanız gerekiyor. Otomatikman konsolunuz olmadığı için depolanmıyor. Daha küçük müşteriler için daha uygun olabiliyor bu çözüm. Bir soru daha mı var benden? Netcore'dan Yıldız ben. Referanslarınız nasıl Türkiye genelinde? Belli bir sektöre adresleniyor mu yoksa dağınık mı? Genelde bankalar, üretim yapan kurumlar tarafından, fabrikalar tarafından tercih ediliyor. Tabii referans iznimiz olmadığı için isimlerini paylaşamıyoruz. Fakat kullanan bankalar ya da üretim yapan savunma sanayi tarafında firmalar var. Yurt dışında da zaten genelde bu tarz kurumsal büyük firmalardan audit kapsamında bu tarz raporlar beklendiği için bu tarz ürünler büyük firmalarda daha çok tercih edilebiliyor. Mobil kullanıcıların çok olduğu yerlerde de herhalde bir şey, mesela tıp, şey, ilaç sektörü gibi. Tabii tabii. Çok teşekkür ederim. Benim için çok faydalı oldu. Rica ederiz. Ben de bir soru sorabilir miyim? Erdi Bey, siz misiniz? Yok, Alper ben. CyberArts'tan. Teşekkürler öncelikle. Şunu soracaktım. Ürün için erişim yetkilendirme gibi bir seçeneğimiz var mı? Yani bir birim içinde bunu kullanacak kişinin ya da belli onaylara bağlı olarak kişilerin onayının alınması gibi bir şey söz konusu mu? Workflow'dan bahsediyorsunuz. Aslında orada şey yapıyoruz. Blanco Management Console üzerinde bunu gerçekleştiriyoruz. Biraz geri dönecek olursak. Bu kullandığımız, şurada açayım. Yönetim konsolu ara biriminde yetkileri belirleyebiliyorsunuz. Yani hangi kullanıcının hangi ürün veya disk grubunda yetkileceğini belirliyorsunuz. Workflow'a bir bakmam lazım. Orada arka planda onay sonucu disk silme işlemi başlasın gibi bir ayar var mı? Arzu ederseniz ben mail adresinizi alayım. Onu kontrol ettikten sonra size mail ile dönüş yapayım. Tamam, harika olur. Chat'ten yazıyorum o zaman. Çok teşekkür Tabii, ediyorum. Sevinirim. Rica ederim. Örneğin cloud tarafında da mesela login olduktan sonra sizin için bir kullanıcı oluşturulabiliyor. Mesela işte Koray Karacakaya edata.com.tr için 5 tane Drive Razer lisansı tanımladım. Bu bilgilerle cloud konsoluna erişip silme yapabilir gibisinden tanımlama da yapılabiliyor. Lisansı bu şekilde bölebiliyorsunuz. Anladım. Teşekkür ediyorum cevap için. Rica ederim. Erdi Bey'in de bir sorusu var. SSD özel silme algoritmaları hakkında. Erdi Bey, Blanco SSD Erasure diye bir algoritma var. Ona değinmedim. İyi yakalamışsınız. SSD diskleri özel de içinde algoritma var. Bunu otomatik de SSD takıldığında kendi ön tanımlı olarak getirebiliyor. Elde de seçebiliyorsunuz. Tabii SSD biraz kompleks bir yapı olduğu için ona özel bir algoritma geliştirmesi zaten gerekiyor. Kendi içinde de öyle bir algoritma var. Burada şunu da eklemek istiyorum. Biz rakiplerle de ürünlerimizi karşılaştırdığımız için bu bilgiye sahibim. Rakiplerde SSD diski %100 olarak silebiliyorum, hiçbir şekilde veri geri dönmesi yaşanamaz diyen bir marka yok. Ama Blanco patentini aldığı SSD silme algoritması sayesinde SSD diskleri %100 olarak sıkıntısız silebiliyorum diyebiliyor rahatlıkla. Merhaba, Biznet'ten Özge ben. Ben de bir soru sorayım son olarak. Türkiye'de karşılaştığınız rakipler ve fiyat teknik anlamdaki kıyasları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sağda karşılaştıklarınız en fazla kimler? Sağda karşılaştığımız çok rakip yok aslında. Tek tük rakipleri biliyorum. Karşılaştığımızda pek denk gelmedi ama bildiğim kadarıyla hani daha ucuz çözümler var ama tabii
bu çözümler Blanco gibi fazla sertifikaya sahip değiller. Blanco bu işi ilk bulan, yani icat eden diyebiliriz aslında. Firma olduğu için sertifika konusunda ve güvenilirlik konusunda bir hayli yüksek. Bu soruyu ben de ilk başladığımda üreticiye sormuştum. Bu arada merhaba tekrar. Kendileri şey demişti. En büyük rakibinin kontrol alt kontrol shift delete olduğunu söylemişti. Bu da insanların silmeye yaklaşımından dolayı söylüyorlar aslında. Arka planda bir format deyince veya kontrol alt delete shift delete yaptığında verinin gerçekten imha edilmesi sanrısı büyük bir şey. Aslında rakip. Diğer rakiplerden ziyade. Teşekkürler. Evet, istersen ben de bir ekranı paylaşmak istiyorum açıkçası. Tabii ki abi, durdurayım. Sertifikaları göstermek için. Şu şekilde ben de sertifikaları göstermek istiyorum. Eğitimi noktalamadan önce. Burada bazı firmalar tarafından ya da otoriteler tarafından Blanco erimiş sertifikaları görebilirsiniz işte. Bunların hepsinde kimisi işte Alman, İngiliz savunma haber alma teşkilatı, Almanya aynı şekilde, Rusya için aynı şekilde bu firmaların Blanco'ya sertifikaları var. Bu Alman dediğim haber alma teşkilatı. Bunların dışında İsveç ordusu var. Amerikan ordusunun algoritması zaten ürün içinde çalışıyor. O algoritmayla da silme yapabiliyorsunuz. Bunlar da global öneriler, ürünü öneren firmalar. Burada bildiğimiz TÜV var, NATO var ve gelecek diğer öneriler ve sertifikalar da var. Bu sertifikalar zaten sürekli güncelleniyor. Üreticinin web sitesinde bulabilirsiniz. Bunlar dışında ISO 27001 ve ISO 9001 sertifikası da var. Bu sertifikanın bir örneği Blanco tarafında. Bu da yine 9001'in örneği. Yani 27001'e uyma konusunda planları olan müşterileriniz varsa bu üründe değerlendirilebilir. Sorusu olan başka katılımcı var mı? Sanıyorum yok. Katıldığınız teşekkür için ederiz. Evet, katıldığınız, dinlediğiniz için sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Bir sorunuz olursa ben buradan e-mail adresimi yazıyorum chat'e. Daha sonra irtibat kurabiliriz. Merak ettiğiniz daha sonra bir şey olabilir. Buraya yazıyorum. Oraya atmışım. Teşekkür ederiz. Ben de mail adresimi ekledim. Müşteri temsilcilerinize ya da bana mail atabilirsiniz herhangi bir isteğiniz, diğer rejistriniz ya da fırsatınız için. Teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler, hoşçakalın. İyi günler, teşekkürler.